Fokus'la yeniden karşınızdayız. Şimdi İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nu ağırlıyoruz. Çetin Bey hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar, günaydın Reyhan Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı Evet. Ramazanlar olsun. Teşekkür Çok ederim. Teşekkürler. Sizlere de öyle diyelim. Şimdi az önce programımızın ilk kısmında Bloomberg HT Araştırma Masası'ndan Çağlar Kuzukluoğlu bizimle Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun bir raporunu paylaştı ve burada Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler sebebiyle yüz binlerce çalışanın acil desteğe ihtiyaç duyduğuna dair dikkat çekilmiş bu raporda. Çok detaylı bir rapor. Sizin de orada deprem bölgesinde bir üretici olarak çalışanların nasıl ihtiyaçları var? Deprem bölgesindeki üretimin son durumu nasıl? Bu konuyla bir başlayalım dilerseniz. Evet, biliyorsunuz biz İstanbul Demir Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği olarak alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, döküm, hırdavat, yapı malzemeleri sektörü de adı altında birçok sektörün birleşeniyiz. Bizim Maraş çok önemli bir üretim bölgemizdi. Mutfak sektörü açısından çok ciddi anlamda Maraş bizim enlerimize sahip olan bir şehrimizdi. Tabii Gaziantep olsun, Adana olsun, Malatya olsun burada da birçok işletme ve ihracatçılar bildiğimizin üye firmalarımız vardı. Bunların hepsi çok ciddi anlamda çevresel olarak etkide gördüler. Sanayi kuruluşlarımızda, fabrika binalarında çok büyük hasarlar yok. Yani evlerin, konutların aldığı kadar büyük bir hasar maalesef oralarda yok çok şükür. Ama etrafı maalesef çok kötü durumda. İşçilerimizin kalacak, barınacak yerleri yok. Yani o coğrafyanın insanı çadırda yaşamaya, konteynerde uzun süre kalmaya çok uygun yapıda coğrafik olarak maalesef çok uygun değil. Hem çok soğuk geçti biliyorsunuz bu dönem, yağmurlu ve arkasından da sel oldu. Acilen oradaki insanların kalıcı konutlara ihtiyacı var. Kalıcı konutlar tabii belli bir süre zaman alacağı için de konteyner kentlerin bir an önce kurularak oradaki çalışanlarımızın bir kere barınacakları yerin oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili de birçok sivil toplum örgütü olsun, hükümetimiz ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de Türk İhracatçılar Meclisi olarak da 1000 konteynerlik bir konteyner kent kurmaya çalışıyoruz. Özellikle bu konteyner kentleri organize sanayi bölgeleri ve etraflarında oluşturarak ihracata yönelik fabrikalarımızın ve üretime yönelik fabrikalarımızın istihdamının bir an önce karşılanması için bir çalışma içindeyiz. Evet, çok ciddi sıkıntı var. Göç etmiş durumda hem mavi yakamız hem beyaz yakamız maalesef o coğrafyada nüfus olarak göç etmiş durumdalar. Bunları bir an önce oralara tekrardan döndürüp orada üretimin devam ettirebileceğimiz, çalışmaları da aynı şekilde devam ettireceğimiz halde kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynakla ilgili de ben özellikle maaş konusunda geçmiş dönemde pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği benzeri bir destek olmuştu devletimiz. Bunun benzerinde bir destek, parasal olarak da bir destek olunursa, maaş olarak da destek olunabilirse daha cazip hale getirilebiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili de hükümetimizden çalışmalar beklemekteyiz. Evet, bunların hepsi önemli. Biraz hükümetin desteğine ihtiyaç duyduğunuzu söylediniz bu anlamda. Oradaki hani iç göçün önüne geçmek ve tekrar göç edenleri getirebilmek için. Şimdi bir taraftan da hani bunun sıkıntılı bir süreç olacağını zaten biliyoruz ama mevcutta da bazı sorunlar var. Örneğin işte farklı sektörlerde finansmana erişim konusunda sıkıntılar yaşandığına dair haberler geliyor. Acaba sizin sektörünüzde bu süreç nasıl, yani üretim yapmak isteyen, gelen talebi karşılamak isteyen üreticiler finansmana nasıl erişim sağlıyor, bu sorunu nasıl aşıyor? Evet, çok haklısınız. Maalesef finansmana sıkışım, erişim şu anda en zor dönemini geçiriyor. Yani biz bankalardan kredi kullanamıyoruz. Yani bankalar 3 ay, 6 aylık kredileri zor verir durumda. Bir bankadan kredi kullanmak için faturalarımızı beyan etmek zorunda kalıyoruz. Faiz oranları çok yüksek. Yani gösterge faizler evet 13'lerde gibi gösteriliyor ama maalesef bizim kullandığımız faizler şu an... Evet, Çetin Tecdelioğlu'yla konuşmaya devam edeceğiz az sonra. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı. Kendisi az önce Türkiye'de deprem nedeniyle yüz binlerce çalışanın biraz etkilendiğine dikkat çekti. Çetin Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum, buyurun. Evet, şimdi tekrar finansman konusundan devam edelim dilerseniz. Dediğim gibi finansmana erişim şu anda çok zor durumda.
Firmalar kredi bulamıyorlar, kullanamıyorlar. Exim Bank en önemli kaynağımız. Özellikle ihracat konusunda Exim Bank bizi gerçekten destekliyor. İyi ki Exim Bank'ımız varmış diyoruz. Bu arada İGE çok güzel çalışmalar yaparak ihracatçımıza destek olmaya başladı. İGE'nin vermiş olduğu kefalet karşılığı kredi gerçekten can suyu oluyor. Ama tabii bunun çapının genişletilerek KGF benzeri daha büyük rakamlarda kefalet karşılığı kredilerine bizim ulaşıyor olmamız lazım. Ama diğer devlet bankalarımız ve özel bankalarımızda da 3 ayın üzerinde kredi kullanmak şu an çok zor. 6 ay gibi çok kısa vadelerle, 3 ay gibi çok kısa vadelerle bizi şu an sıkıştırmış durumdalar. Yani bizim işletmelerimizin acilen 1 yıl ve 1 yıl üstünde kredilere kavuşması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de biz her platformda bunu dile getiriyoruz. Artı faiz oranları çok yüksek. Piyasada faiz oranları şu anda %35'ler, 40'ları duymaya başladık. %40 gibi faiz oranıyla biz üretimi nasıl yapacağız, nasıl katma değer yaratacağız, nasıl istihdama katkıda bulunacağımız, bunlar hep büyük soru işaretleri. Yani şu an paraya ulaşmak gerçekten zor. Bu konuyla ilgili BBDK ile de olsun, bankalarla da olsun, genel müdürleri de olsun sürekli istişareler içindeyiz. Bu kredilerin biraz gevşetilmesi, biraz reel piyasaya para verilmesi gerekiyor. Çünkü dış kaynakla büyüyen bir ülkeyiz. Biz %70'e yakın ithalata bağımlıyız. Hem bakırda hem alüminyumda bu ithalatı yapabilmek için hem dövize ihtiyacımız var hem de krediye ihtiyacımız var. Evet, talepte bir daralma var. İhracatımızda belli bir düşüş var. Bundan dolayı fiyat tutturmada çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Döviz kurları malum enflasyona paralel olarak yükselmediği için de bundan dolayı yeni iş almakta biraz zorlanıyoruz. Fiyat tutturmada biraz zorlanıyoruz. Evet. Bunların hepsi birbirine zincirleme giden konular Reyhan Hanım. Evet, şimdi bir de sizin sektörünüze ilişkin olarak Londra Metal Borsası var ve orada dünya çapında biz 400 tane yaklaşık 400 şirketin Londra Metal Borsası'na kote olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de herhangi bir şirket burada bu borsaya kote değil. Olmasının ne gibi avantajları var ve sektöre nasıl yenilikler getirebilirdi? Bu da tabii ki hani bu zor dönemden geçerken sanıyorum ki tartışılması gereken bir konu. Evet, Londra Metal Borsası'na kote firmalarımız var ama depomuz yok. Hı hı. Firmalarımız özellikle bakırda, alüminyumda, paslanmazda depoların oluşması gerekiyor. Türkiye'de biliyorsunuz stratejik metal konumunda bizim bakır, alüminyum ve paslanmaz ürünleri. Pandemi sürecinde biliyorsunuz birçok sıkıntıda ürünleri önce firmalar kendi ülkelerinde kullandırmayla ilgili irade kullandılar ve çok ciddi uluslararası sıkıntılar yaşandı. Bunların yaşanmaması için Türkiye coğrafyasında kendi topraklarımızda Londra Metal Borsası'na kote bir deponun oluşması ve bu deponun da bakırda da alüminyumda da paslanmazda da ve bunun benzeri ürünlerde de bizim kolay hızlı ulaşabilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili biz bakanlıklarımıza başvurularımızı yaptık. Onlardan onay beklemekteyiz. Sadece bir KDV mevzuatı ile ilgili hazine ile ve maliye ile ilgili bir konu var. Bu konuyla ilgili bir kanun nezdinde bir yapılanmayla inşallah Türkiye'ye bu depoyu kazandırmak istiyoruz. Ama uzun yıllardan beri bu depoyla ilgili girişimlerimiz ve başvurularımız var. Herhalde son artık viraja geldik diye düşünüyoruz. Çünkü bakanlık da bu konuyla ilgili Türkiye'de ne kadar önemli bir bu konunun olduğunu biliyor. Bu deponun Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu biliyor. Biz ihracatçılar ne kadar bu mala hızlı ulaşabilirsek o kadar hızlı teslimat yapabilmeyle ilgili bu deponun Türkiye'de olmasının önemini hep birlikte sizler sayesinde dile getirmiş oluyoruz. İnşallah yeni gelecek sürpriz bir haberle bu deponun Türkiye'de açılacağı ile ilgili bir kanunu bekliyoruz hükümetimizden. Evet, bakalım, umuyoruz ki hani bu girişimleriniz sonuç verir. Bir de yeşil dönüşüm konusu tabii çok önemli. Artık hani gelecekten bahsederken hep yeşil dönüşümden bahsediyoruz. Biraz daha sürdürülebilir bir gelecek için bunun önemini farkındayız. Ve tabii her sektörü farklı etkileyebiliyor. Sizin sektörünüzü bu nasıl etkiliyor yeşil dönüşüm başlığı? Evet, yeşil dönüşüm biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nınla önümüze gelmiş bir ileride de ihracatımızı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyecek ve maliyet oluşturabilecek bir konu. Ama tüm dünyanın kurgulamış olduğu bu çalışma düzeninde de bizim de adapte olmamız gerekiyor.
Özellikle enerjisi yoğun olan alüminyum gibi, döküm gibi demir çelik sektöründeki birçok başlıkta bunlar etkileniyor. Eylül ayında, Ekim ayında biliyorsunuz artık Avrupa Birliği bu konuyla ilgili gümrükte takip edebileceğiyle ilgili bize şeyler geldi, haberler geldi. Biz firmalarımızı bu konuyla ilgili sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir birimi var. O birimiyle sürekli toplantılar yaparak neler yapabileceğimizi, bu konuyla ilgili nasıl hazırlıklar yapabileceğimiz başlıkları adı altında sürekli firmalarımızla toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılar neticesinde işte yeşil enerjiyle ilgili biliyorsunuz birçok güneş enerjisi olsun, rüzgar olsun yatırımlar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Atık yönetimiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor. Atıkların ayrıştırılması ve tekrardan bertaraf edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bunların hepsi bir maliyet. Bu maliyetlerle ilgili gerçekten bizim önce para kazanıyor olmamız lazım ki bu maliyetleri karşılayabilecek yatırımları yapabilelim. Bu konuyla ilgili de ben hep söylüyorum, yeşil dönüşümle ilgili bizim ayrı bir teşvik ve destek şeklinde hükümetimizle beraber bir teşvik organizası oluşturmamız lazım ve bununla ilgili bir para bulmamız lazım. Çünkü bunların hepsi yatırıma dönüştürecek, yatırımla ilgili olabilecek konular. Bu konuyla ilgili sektörlerimiz kendi çaplarında bir şeyler yapıyorlar ama yetersiz. Önümüzdeki gün çok az kaldı. Eğer Eylül-Ekim ayında Avrupa Birliği karbonda ayak izi adı altındaki vergilerle muhatap olursak biz çok köşeye sıkışmış kalacağız. Çünkü yapmamız gereken birçok aslında başlıkta yatırım ve hazırlıklar var. Bu hazırlıklarla Eylül-Ekim ayı çok kısa bir süre. Yani keşke o rakam 2024'te atılsa da bir yıl daha uzatılsa da bir yıl gibi önümüzde bir fırsat olsa çok iyi olur. Bununla ilgili yatırım yapmamız gerekiyor ve sektör olarak da duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Bu konuda siz de dile getirdiğiniz için iyi oldu. Çok teşekkürler aktardıklarınız için. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu bizimle birlikteydi. Ve şimdi biz Fokus'ta yeniden kısa bir araya gidiyoruz.